Ölüm hakkında. Pişkalos, balıklar. Ben de ölüm ejderhasının beni beklediğini, eninde sonunda beni parçalara ayırıp yutacağını bilerek hayatın dallarına tutunuyordum. Beni bir zamanlar avutan balı yalamaya çalışıyordum. Ancak bal artık eskisi gibi tatlı gelmiyordu. Ejderhayı açık açık görebiliyordum. Bal da artık tadını yitirmişti. Ölümün reddedilmez, herkes tarafından kabul edilen varlığı bir peri masalı değil, gerçekti. Lev Tolstoy, İtiraflarım. İnsan sevdiğini kaybedince sadece sevdiğini kaybetmez. Daha da önemlisi kendisini seven kişiyi kaybeder. Bizi gerçekten seven o kadar az kişi var ki. Bu köşeye bir isim seçmem gerektiğinde adına düşünceler diye tanım koymayı uygun görmüştüm. Yazı yazmak hayatımın bir parçası. Ama sizlerle fotoğraf makinem boynumda, ülke ülke veya şehir şehir gezerek haber toplama gibi bir imkanım yok. Bu nedenle sizlerle hayatın içinden geçip yuvarlanıp giderken nacizane hayatın bana dokundurduklarını, hissettirdiklerini, düşündürdüklerini paylaşmak istedim ve paylaşıyorum. Babamın kaybıyla acımı paylaşan birçok mesaj, kendisiyle ilgili paylaştığım yazıya ise çokça yorumlar aldım. Bu yorumlar beni yazma ve düşündüklerimi paylaşma konusunda açıkça söylemek gerekirse yüreklendirdi. Düşünceleri paylaşmak ve geri bildirim almak gerçekten çok değerli. Hayatıma baktığımda çok net fark ettim ki babamdan önce ve babamdan sonra diye bir dönem başladı ailemiz için. Çocuklarım için dededen önce ve sonra. Ölüm ile ilgili hepimizin kendi içinde farklı hesaplaşmaları vardır. Hele ki ölümün tabu sayıldığı, çok fazla konuşulmadığı, yaşamın sonsuz bir gidişat olduğunun zannı ile yaşayan materyal toplumlarda. Seferat Yahudi kökenli bir gelenekten gelen, bana, bize gelince annemin ve akrabalarımızın ölümden ve hastalıktan konuşulduğunda sözü pişkalos, balıklar diye bir İspanyol Ladine deyişiyle değiştirdiği bir ortamdan geldim. Kısaca ölüm ve felsefesi konuşulmazdı. Babama gelince kendisinin hayat yolculuğundaki ölüm karşısında gerçekçi, korkusuz, sakin ve cesaretli duruşunu izledim. Yaşlılığı olgunluk ile kabullenirken hayattan bir saniye dahi kopmadan son dakikasına kadar pazara gidip alışverişini yapan, kedisinin ve köpeğinin yemeğini hazırlayıp balığa çıkan, Fener maçı ve tüm spor karşılaşmalarını seyredip bizlerle sohbetlerini, iletişimini bir saniye kesmeyen bir baba modeli vardı karşımda. Kızımın tanımladığı gibi, adeta uçan bir kuş gibi gitti dedi. Benim ilk ölüm gerçeğiyle tanışmam ve bu dünyadaki hal ve durumumuzun geçici olduğunu görmem 4-5 yaşlarında iken babaannem Rachel'in 58 yaşında ani bir yüksek tansiyon ile bu dünyadan ayrılmasıydı. Babaannemin evinde uyur gibi hareketsiz yatan babaannem daha üstü örtülmeden yatarken babam bana gerçekçi ve açıklayıcı bir ses tonu ile sanki büyük bir bireyle konuşur gibi anlatmıştı babaannemin artık geri dönmeyeceğini. Yıllar yılı kovaladı. Saçlarımızdaki aklar çoğaldıkça çoğaldı. Ben uzaklara göç ettim. Ve babam ile olan her gün sabah Montreal saati 5.30 ile başlayan sohbetlerimizde ki her sabah ben güne başlarken rutin sohbetimiz vardı. Ben arka bahçemde neler yapabileceğim ile ilgili babamdan fikir alıyordum. Arka bahçemde daha önce ahır olarak kullanılan, şu an odun ve ardiye koymak için kullandığım bir ahşap kulübe var. Baba dedim, orayı tadil etmem gerek ve bahçede bir şeyler ekmek istiyorum bu yaz. Tavuk alsana, yerim var diye öneride bulundu. Düşünmedim değil diye yanıtladım. Ama ben o tavuklar ölür falan dayanamam. Yok yok, bana göre değil. Bu doğanın kanunu, böyle düşünürsen hiçbir şey yapamazsın. Ölüm ve hayat kopmaz ikili diye tamamladı sözünü. Babam benim Google'ım idi. Her şeyi önce kendisine danışmayı Kanada'ya taşındıktan sonra da bırakmadım. Sabah
-26 derecede arabam çalışmayınca ve arabanın kapısını dahi açamayınca ilk aklıma gelen babamın numarasına basmak idi. Baba, ne yapayım? Araba çalışmıyor. Ve arabanın anahtarını ısıtmam gerektiğini, önerdiği pratik çözümleriyle 15 dakika içinde kapıyı açtığımı, arabayı hazır ettiğimi ve yola koyulduğumu. Hayaller babamın yanıma gelmesiydi. Odası ve parka bakan varandada oturacağı bank hazırdı. Birlikte köpekleri alıp yürüyüş yapmayı ve bahçede bir şeyler ekmeyi planlıyorduk. Olmadı. Tüm hayallerinizin sevdikleriniz ile gerçekleşmesini dilerim. Dilerim. Quebec'ten sevgiler.